Bayrampaşa'da saldırgan paniği yaşanıyor. Daha önce de birçok kişiyi bıçaklayan adam dün de bir genç kızı bıçakladı. Mahalleli bıçaklı saldırgan korkusu sardı. Birkaç kişi bıçakladığını duydum. Çocuklar yürüyor, yanından geçerken birden bıçağı bacağına batırıyor. Tanımadığı insanlara saldıran birisi. Mahallelinin korkulu rüyası geri döndü. Daha önce başkalarını bıçakladığı için hapis yatan adam cezaevinden çıkınca 15 yaşındaki kızı bıçakladı. Şimdi herkes diken üstünde. Bir tane annesi var bildiğim kadarıyla da 60-65 yaşında sürekli annesine düven biri olduğunu duydum. Arkadaşımızın kızını da bıçakladı yani. Mahalleliyi korkutan olay Bayrampaşa'da yaşandı. Mahallelinin bıktığı o saldırgan dün kaldırımda yürüyordu. Yanından 15 yaşındaki iki genç kız geçti. O saldırgan bir anda cebinden bıçağı çıkardı ve genç kızı bacağından bıçakladı. Bıçaklamış çocuğu. Bir anne olarak üzüldüm. Çocuklarımızı dışarı salamıyoruz. Ekmek almaya gittim, arkama bakarak geliyorum. Gelir de bize bir şey yapar diye. Genç kız hastaneye kaldırıldı. Bacağına 7 dikiş atıldı. Bu olayın ardından mahalleliği de korku sardı. O saldırgan mahalledeki fotoğrafçı Melek Hanım'ın da müşterisiydi. Olaydan sonra arşivden fotoğraflarını çıkardı. Mahalledeki tüm kadınlara temkinli olsunlar diye dağıttı. Benim müşterimmiş. Yani kız çocuklarına, bayanlara göstermeye çalıştık. En azından yolunu değiştirsinler onu gördüklerinde. Cezaevindeydi zaten. İzini salınmış. Oturuyordu, kendi kendine gülüyordu. Tabii ki herkes şikayetçi ama kimsenin elinden bir şey gelmiyor yani. O saldırgan tutuklandı ancak serbest kalır bir anda bir yerden çıkar yine mahalleliye dehşeti yaşatır diye herkes diken üstünde. Vallahi korkuyoruz. Tedirgin oluyor insan ister istemez. Ne zaman saldıracağını bir kimse tahmin edemiyor.